Bugün bağışıklık güçlendiren kahvaltı yapacağız. Healthline sitesinin verilerine göre almamız gereken 8 tane gıda var. C vitamini, D vitamini, karotenoid, probiyotik, çinko, demir, protein ve selenyum. Bu kahvaltıda neleri hangisinden alacağımızı söyleyelim. Portakal ve mandalinadan C vitamini alacağız. Karotenoidi kırmızı Kaliforniya biberi ve mandalinadan alacağız. Shiitake mantarından D vitamini ve demir, lor peynirinden probiyotik ve protein alacağız. Kırmızı et çok iyi bir çinko kaynağı olduğu için bu kahvaltıda çinkoyu dana jambon kullanarak alacağız. Ve son olarak yumurta kullanıp selenyum alarak bağışıklığımızı kuvvetlendirecek gıdaların hepsini almış olacağız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Yine evlerimize tıkılmak zorunda kaldığımız bir pandemi dönemine girdik. Yavaş yavaş tekrar da bağışıklık sistemimizi nasıl kuvvetlendiririz diye araştırmaya da başladık. Yine yemek önemli. Daha önce de pandemi döneminde yaptığımız bağışıklık güçlendiren yemekleri sizinle paylaşmaya devam edecek. Daha önce yaptığımız bağışıklık güçlendiren yemekler için de şu oynatma listesinden bize ulaşmamız mümkün. Evet, öncelikle doğrayacağım malzemelerle bir başlayayım. Şimdi bir kali biberle başlayalım. Evet, tek kişilik bir kahvaltı yapacağım. O yüzden bu kadar Kaliforniya biberi benim için yeterli. Kırmızıyı seçmemin nedeni, şimdi şöyle bir şey var. Kırmızı ve turuncu meyveler, sebzeler karotenoid içeriyor. Söylemesi de çok zor. Bir senedir de söylememiştim. Tekrar söylemeye başladık ve oldukça söylemesi zor. Şimdi ince ince önce bir doğrayalım. Şimdi burada jambonum var. Şöyle 3 dilim benim için yeterli olacaktır. Oldukça proteine zengin bir kahvaltı yapıyoruz sonuçta. Yumurtadan ve lordan da protein alacağımız için jambon bize bu kadarı yetecektir. Shiitake mantarımız var. Bunu da böyle kesiyorum. Özellikle mantarı kullanmamın sebebi içinde D vitamini ve demir içermesi. Ama yaptığım araştırmaya göre, bu arada ben alta linkleri de bırakacağım. Yaptığım araştırmaya göre özellikle söylediğim D vitaminini daha yabani mantarlardan, yani ultraviyoleye maruz kalmış mantarlardan almak mümkün imiş. Ondan dolayı da kültür mantarı değil, bu bildiğiniz en ucuz olan beyaz mantarları değil, shiitake mantarını kullandım. Çünkü bağışıklığı yükseltecek özel bir yemek yapmaya çalışıyorum. Tamam, bunu da doğradık. Bir orta boy soğanın yarısı. Bu tamamen opsiyonel. Bunu da böyle doğruyorum. Lezzet, ben çok yumurta tüketen birisi değilim. Omlet yaptığım zaman içinde soğan lezzetini de almayı seviyorum. Aklıma da şey geldi. Cengiz kardeşler vardır arkadaşlarım. Yusuf, Baha ve Emir. Onlara da selam olsun. Anneleri Sevil teyze çok bana işte şefim der, çok över beni, ne güzel yemek yapıyorsun falan diye. Ama hayatıma bir kere azar işittim. Yumurtaya soğan koyuyorum diye. Onların evde yumurtayla soğan asla bir araya getirilmezmiş. Sevil teyzeciğim, senin de affına sığınıyorum. Ben yine yumurtamı böyle yapıyor olacağım. Evet, aslında her bir şeyimiz hazır yahu. Mandalina ile portakalı nasıl kullanacağız? Mandalina ile portakalı da kullanmamızın sebebi C vitamini tabii ki. Öncelikle, ama aynı zamanda sebebini anlamadığım şekilde mandalinada karotenoid olduğundan bahsediliyor. Ondan sonra dolayı da portakal ve mandalina suyunu karıştıracağım bir içecek yapacağım değil mi? Kokteyl değil sonuç olarak, ama işte sıkacağım. Yumurtamızı da bir kıralım. Şöyle, ben iki yumurta kullanıyorum. Parmağım hala güneşlendiği için yumurtayı da adam gibi kıramıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Güzel çırpılsın diye. Ve omlet yaparken sarıyla beyazın
birbirine renk farkı olmaması için homojen şekilde karışmasını istiyorum. Yağı koyduğum zaman bu böyle izin veriyor, görüyorsunuz. Beyazıyla sarısı, renkleri açıldı. Benim için güzel bir omlet oldu. Biraz da tahtaya dökmüşüz. Canlar sağ olsun. O zaman şuraları biraz toplayalım. Artık pişirme sekansında beraber olalım. Şekilde içi bayağı juicy kaldı. Ondan dolayı da böyle bir kırılma yaşadık. Ama lezzet olarak iyi olduğundan eminim. Ama bildiğiniz gibi artık tadımları ben yapmıyorum. Duygu yapıyor. Duygu şefim sizi alalım lütfen. Yaşıyorsun ha şu hayatı be. Vallahi. Sen bir şey diyeceğim. Kavga etti gittik sandı insanlar. Sen gittin sandı insanlar. Çünkü ilk videoda Duygu olacak deyip ikinci videoda Duygu çıkmayınca... Yok ya ben şeyim. Genel tadımcı. Ha genel tadımcı. Başka bir tadıma gitmişti kendisi. Evet. Buyurun Duygu Hanım. Tadalım. Yorumlarımızı yapalım. Sever misiniz kahvaltıyı? Önemli bir öğün mü sizin için? Çok sevmem ama omlet severim. Fransız gibi öğle yemeklerinde falan mı yiyorsunuz? Gibi. İban'ın bende ona göre. Gerçekten yine çok güzel. Her zaman gibi. Pişme ölçüsü falan. Ve şey gayet mi bu? İyi ya. Bu arada yani yedikçe sağlıklandığını hissediyor musun? Evet. Bağışıklık sistemin bir anda böyle. Geçtim ya. Değil mi? Bir anda. Evet, o mandalina suyundan da içelim. Ki sağlığımız pekişsin. Ne güzel değil mi Duygu? Vallahi billahi. Allah sahibine bağışlasın Duygucuğum. Evet. Şöyle. Bak. Güzel. Hiç görüyor musun? Hiç kuruma yok ya. Mis gibi abi. Mis gibi. Kırılmasının sebeplerinden biri bu arada omletimizin. Ben malzemesini bol tuttum. Evet. Daha şekilli krepler, omletler yapmak isterseniz. Neyse söyleyin ya. Siz ne Duygu'ya ne bakıyorsunuz? Ha yine çok güzel olmuş falan. Çok güzel olmuş abi. Saçma sapan konuşmayın. Bana sorarsanız yani bu malzemeleri kullanacaksanız ben içinde soğan olmasını gerçekten tercih ediyorum ve tavsiye ediyorum. Söyleyeceğim bir şey yok başka. Bu arada soğanın kokusu da yok. Soğan tadı da yok. Çünkü herkes soğan sevmez ya. Doğru, doğru, doğru. Böyle şekerli bir tadı var değil mi soğan? Evet. Aynen, öyle. Bu pandemi döneminden de beraber kurtulacağız. Olabildiğince hep beraber mesafeni koru ve evde kal. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.